İnsanlar, ünlüler ya da böyle işte magazin severler kafelerde oturup Orta Doğu politikasını konuşuyorlar. Benim öyle mi mesela yani? yani bir yerde bir şey konuşuyorsam mutlaka o kişinin yüzüne söyleyebileceğim bir şey konuşuyorum. Ha. Yani onun yüzüne de söylerim. Hani arkasından söylemem, yüzüne söylerim. Çünkü ben biraz patavatsızım. Düşündüğümü çok saklayamam. O yüzden çat diye söylüyorum. Burada böyle yapmışsın, ne saçmalamışsın diye. Ya karşı da tarafı ikaz ederim falan. Aynen. Peki sen yokken burada bir sürü haber konuştuk. En dikkat çeken haber ve üzerine konuşmak istediğin haber hangisi? Ben Safiye ablanın kostümüne takıldım. Bir tek sen mi? Safiye Soyman'ın. Çünkü dedim ki kız arkadaşlarıma fotoğrafı screenshot yapıp eğer bir gün olur da evlenirsem böyle Safiye Soyman gibi gelirseniz düğünüme, düğünümün önüne geçerseniz hakkımı helal etmem. Herkesten rol çalmış değil mi sanki? Ya hep öyledir yani, gelinin kız kardeşi ekstra bir abartılıdır. Safiye abla da o gün hani o kadar özenmiş ki biraz fazla olmuş, özellikle vallahi, saçlar, o tüylü şu kostüm. Şu an marketlere girdiğinizde şeker çikolata standları var. Ünlü bir markanın böyle çocukluğumuzdan yaldızlı kalan yaldızlı aynen, bana çikolataları var. Ben o marka olsam direkt işte şeker bayramında apar topar bir şey yapardım Safiye Soyman'a. Direkt aklıma o geliyor. Soy böyle değil mi? Ama aynen direkt öyle. Rol çalmış ya, vallahi yemin ederim. Herkesin önüne geçmiş. Seda Sayan'ın evliliğinden çok Safiye ablanın kostümü gözüme çarptı sosyal medyada. Bazen şıklıkla, havayla, güzellikle öne geçmezsin. Öyle bir şey yaparsın ki işte önde. Star sensin, yıldızları da üstüne koyuyorum. Peki bayram demişken, bayram şekeri demişken bayramda ne yapıyorsun? Hem çalışıyorum hem tatile gidiyorum. İkisini de yaptım. Boş olduğum günlerde tatil yapıyorum. Çeşme'ye gideceğim. Evet. Belki Bodrum'a da geçerim, bilmiyorum. Arada da işte bir Bursa'ya gidip ekstra çalışacağım falan. Çünkü zaten çok yoğun bir süreçten geçtim ben birkaç aydır. Evet. Aşırı yoğundum. Şöyle bir güneşin altına böyle kendimi bir uzatmak çok istiyorum. Çok yoruldum diyorsun. Hani o yaz sezonuna hazır mıyım bilmiyorum ama. Bak Fedon denize atladı, sen de gidebilirsin artık, açlık sezonu. Aynen, hani fit miyimdir, fiziken o konumda mıyımdır bilmiyorum. Gayet ama fit, kendimi kuma gömüp bir yatmak çok istiyorum. Çok iyi duruyorsun. Çok mesela iyi gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Bayram için efendim tatil programı yapmayanlar Kelebek'ten Orkun Ün'ün köşesinde bir göz atsın. Bir daha bir göz atsın. Evde otursun. Ve buralarda geçirsin. Sakin sakin böyle huzurlu evde geçirsin. Mesela bayramda bu arada rezervasyonlar falan dolmuş. Oteller dolu. Evet, ben de bunu anlamıyorum. Fiyatlara ya. Bakıyorsun. Yani evet, bazı marketlerde 75 lira domatesin kilosuyken gittiğimiz bir kafede. Mesela geçen bir restoranda inanamadım ya. Ne? Bir kutu asitli içecek, evet. 75 TL. Ne? 75 TL. Yani nereye gittin evet sen? İstanbul'da bir yer. Bayağı Etiler'de bir mekan bu. Böyle menüde baktık. Bir gazlı su bile içecek içme istedi. Öldürürüm dedim kız arkadaşım bayağı. Bir gazlı içecek. Gazlı istedi. İçecek kutuda 75 geldi. Lira. O bildiğimiz aynen gazlı içecek. 75 TL. Çağırıp sordun mu arkadaşım bu markette bu kadar niye bu uçtun diye? Yani onların da hep bir şey. Mesela arkadaşımın bir mekanı var. Geçen gittim, çay 25 liraymış, 35 yapacağım, talep var diyor. Talep. Çay. Arz ve talep. Bildiğiniz böyle ince belli bardaktaki çay 25 lira 35 yapacağım dedi. Ve kafeler hınca hınç dolu. Gerçekten. Tabii kapıdan şöyle geliyor. Rezervasyonunuz var mıydı? Hani yani demek ki bir şekilde insanlar geziyor. O yüzden çok takılmıyorum. Eskiden bir restorana gittiğin zaman 2 kişi mesela 150 lira falan hesap evet, öder. Evet. Aynen. Yok canım, 150 ben liraya. Ben çünkü Müge'yle gittiğim zaman kapıdan 150 lira 75-75 bölüşürdük. Öderdik. Oradan aynen hatırlıyorum. Şimdi bir restorana 2 kişi gittiğim zaman 400-500 minimum. Evet, 750 ile 500 arasında değişiyor. Yani hani bir içecek, bir yiyecek. Gazlı içecek. Ben içmedim. Neyle kalktınız? Suyla mı? Zaten ben hani çok fazla öyle şeyler tüketmiyorum. Ben aynen su içtim ama yok yani menü el yakıyor. Su bile pahalıdır. Tabii ki. Su bile pahalı. Şimdi Çeşme'yle Bodrum'a gidiyorsun. Aynen, ben en çok bu seneki lahmacun ve ayran fiyatını merak ettiğim için bir gidip bakacağım sizi. Orkun'un köşesine. Uyarırsam gelmeyin. Ya aynen öyle. Neredeyse her otelde bir program var. Sibelcan bayramın en çok kazanan isimlerinden biri olacak. Bayramın ilk günü Kıbrıs'ta, ikinci günü Antalya'da sahneye çıkacak. Kıbrıs'ta Sibelcan'la beraber Gökhan Tepe ve Fatih Yüreği dinleyip 3 gece kalmanın bedeli ise
22 bin liradan başlıyor, 70 bin liraya kadar çıkıyor. Eğer Sibelcan için Antalya'yı seçerseniz o zaman konaklamanızı biraz uzatmanız gerekiyor. Çünkü otel öyle 2-3 günlük konaklamaya izin vermiyormuş. Yani ben hafta sonu geleceğim. Aynen, rezervasyon yaptırırken evet öyle gideyim hadi bir gece otelde kalayım ya da 2 gece kalayım yok. Minimum süresi var bunun. Gerçekten evet, 6 böyle. Gece için 20 bin lira ve 70 bin lira ödemeniz gerekiyor. Ben 70'i verirsem var ya depresyona girerim. Tedavi olmak zorunda. Otelden bir daha çıkmazsın sezon sonuna kadar. Her şeyi yerim zaten. Sibelcan'a gitmek istemediniz. Ebru Gündeş verelim size. Ebru Gündeş'te bayramın ilk günü Antalya'da. Bayrama Ebru Gündeş dinleyerek girmenin fiyatı ise 12 bin liradan başlıyor. 30 bin liraya kadar değişiyor. Kıbrıs'ta Ebru Yaşar için 12 bin lira. Derya Bedavacı ve Özcan Deniz için ise 10 bin liralık bir oda ücreti ödemek gerekiyor. Tabii bunların bir de yemesi, içmesi, tabii, ekstraları var. Onun için şey diyor zaten hani bu programların dışında kendi kişisel 5-10 bin lirayı da onun üstüne ekleyeceksiniz. Kaç liraya döneceksin zaten? Bunun içinde uçak olacak, özel arabanla gittiğinizde arabayla benzinin gitmek, olacak. Arabayla gitmek uçakla gitmekten daha pahalı. Daha söyleyeyim. Pahalı tabii ki. Kesinlikle. Ya o süperstar Ajda Pekkan Bodrum'da sahneye çıkacak. Otelin 3 gecelik konaklama paketi minimum 18 bin liraymış. Ya inanılmaz evet, rakam. Şu mikrofonunu bir düzeltirsen. Evet, saç değiyor. Fiyatları her yerde aynı seviyeden başlıyor aslında. Dalaman'da Şevval Sen ve Jabbar konserleri olacak. Orada da 3 gecelik paketler var. Standart bir oda için 12 bin lira. Lüks bir oda için ise 90 bin lira isteniyor. Fiyatlara bakar mısın? Bilmiyorum da yani eskiden bunlara ev araba falan alınıyordu. Evet. Tabii. Aynen. Tabii eskiden doğru söylüyorsun. Bir yani 90-100 ev araba, liraya araba alınıyordu. Aynen. Evet yani şunları ev araba falan alamasan da artık bunlar hala çok yüksek. Çok yüksek fiyatlar. Çok bir şey için. Yani bunları rahatlıkla verebilmen için senin aylık böyle hani su gibi para geliyor olması lazım. Ben diyorum zaten herhalde herkes zengin bir ben fakirim. Yani öyle bir paralar konuşuluyor ki bazı şeylerde. Aa, bak tek başına olunca yemek bile evde daha pahalı biliyor musunuz? Hmm. Mesela tek başına o yemeği yapmaya kalkarsan çok masraflı. Evde bence birkaç kişi yaşıyorlar ve bölüşüyorlar da bu kadar rahat geçinebiliyorlar diyorum. Hmm. Hani onun dışında hayat cidden çok pahalı ve çok yorucu. Sen ne yapıyorsun? Hazır yiyorsun. Böyle. Hazır yiyecekler de bu arada çok pahalı. Evet. Yani böyle kendimi acındırıyor gibi ekonomiden bahsetmek istemiyorum ama ben genel olarak herkese çok üzülüyorum. Benim ailem yurt dışında yaşıyor. Onlara göre her şey çok normal. Çünkü onlar dolar bazlı kazandığı için çok normal geliyor. Mesela anneme takılıyorum. Anne diyorum bu geldiğinde o kadar meyve yemezsin inşallah diyorum. En son 5 sene önce onun gecelik yediği meyve 80 TL tutuyordu çünkü. Şimdi diyorum bu 80 lira yediğin gecelik 400 lira yapıyor. Bak ocağıma incir ağacı dikersin. Tasarruf önlemi aldın mı kendine göre? Annem de bana diyor ki gelmiyorum yediğimi meyveni, mi sayıyorsun? Meyvelerini sayıyorsun. Al da gel anne deseydin. Tropikal meyve getir anne diye. Bir tasarruf önlemi yaptın mı kendine göre? Kendime göre mi? Evet. Yok. Yani şöyle yapmadım. Zaten çok böyle ekstra bir şeyleri tüketmiyorum. Mesela atıyorum eskisi kadar alışverişe para harcamıyorum. Hmm. Onları dönüştürüyorum. Aynen. Birçok ünlü artık zaten bunu bir takım yerlerde satıyor. Ya da gidip ünlü bir arkadaşının pek kullanmadığı bir şey. Aynen öyle bir şey de olabilir. Şeyi de çok takdir Demet'in ediyorum. Demet'in gardırobuna girsen yeter zaten mağaza gibi. Aynen öyle. Evet, gardırobu bana bir elletse zaten hiç çalışmama gerek yok. Şöyle Ebru Gündeş'i çok takdir ediyorum. Evet. Çünkü aynı kostümü birçok yerde giyiyor. Dün ben de düşündüm. Dedim ki oradan. İşin içinden çıkamayacağım. Hayır yani bir kostümü bir kere giyersem ben bildiğiniz sahne kostümüne çalışırım. Çünkü minimum en beğenmediğiniz belki aa bunu mu giymiş sahnede diyeceğiniz kıyafet 7 bin lira. Hı. Ya kardeşim ben... O parayı veriyorsun bir de ikinci sayfada Esra'ya bak. Ne giymiş? Acıyın lütfen. Bir de öyle. O yüzden Ebru Gündeş en güzelini yapıyor. Evet, mesela Antalya'da izliyorsun Ebru Gündeş'i. Aynı kıyafet. İstanbul'da aynı kıyafet. Çünkü çok mantıklı. Sonra bir de satıyor o kıyafetleri. Vakıflara bağışlıyor. Evet. Safiye Soyman'ın o çikolata deseni şeyi al. Kıyafeti al. Herkes senden bahsetsin. Büyük haber olur biliyor musun? Bence de olur. Onu da değiştirerek yerim zaten. Ama haber olur işte. Aynen. Safiye abla yolla bana. İste o kıyafeti. Evet. Ben onun pantolonunu giyerim, üstüne minik bir şey giyerim, kurtarırım. Tamam işte. Ceketi de omzuma atarım, peluşlu peluşlu.